Bu halk bunu iş yapmıyor yani. Hak etmiyor mu? Hak etmiyor, kesinlikle hak etmiyor. Bu enflasyon bu şekilde olması ile birlikte bir de ben yurt dışına geldim ki bazen kelimeleri tam düzgün kullanamıyorum. Bizim oralarda böyle değil yani kesinlikle. Yani %3, %5 belki oluyor fakat halk direktmen hemen protesto edebiliyor yani Almanya'da, Fransa'da vesaire. Protesto edebiliyor? Protesto edebiliyor. O ne demek abi? Yani hemen bunu nasıl derler, tabiri diğerle biz bunu istemiyoruz diyebiliyor halk. Ha, protesto. Kitle olarak. Hatırladım ben. Şimdi. Uzun süre önce duymuştum da bu kelimeyi. Evet, evet. Hiç ama görmediğim için. Biz, şimdi biz şu hale geldik. Tepkisiz bir toplum haline geldik. Evet. Sen tepkini gösterdiğin zaman hemen sana bir yafta yapıştırıyorlar ve diyorlar ki sen şucusun, bucusun. Hemen seni derdest ediyorlar. Bundan dolayı halk korkudan dolayı kendisini ifade edemiyor. Fikir özgürlüğü olmadığı için sessiz kalmak zorunda kalıyor. Ne yapıyorlar? Hani biliyorsunuz klasik bir laf vardır. İşte ne bileyim siliri soğuktur. Sen insanlar bu şekilde yanaşırsan en doğal hakkın, tenkit hakkını senin elinden alırlarsa haliyle %30 da olur, %50 de olur. Ve bu halka bunu bu şekilde yutturabilirler yani. Nereden geliyoruz abi? Almanya'dan geliyorum. Almanya'dan geliyorum. En son ne zaman geldiniz? En son bundan birkaç ay evvelsi gelmiştim. Birkaç ay önce. Evet ama yani her gelişimde böyle bize bir sürprizle karşılaşıyoruz. Her gelişimizde yani ben affedersin kusura bakmayın da karşıdan simiti 12,5 liraya aldım. Buraya geldim 10 lira. Yani arada çok büyük bir çelişki var. Herkes kafasına göre bir fiyat belirleyebiliyor. Bunu aynı şekilde devlet de yapıyor. Kör tuttuğunun politikası işliyor aynen, burada biraz. Aynen yani bir devlet mekanizmasının çalışması gerekiyor. Aynen. Fiyat kontrolü olması gerekiyor. Bir de mesela şöyle düşünün. 30 bin lira, 40 bin lira alan bir vatandaş, benim yeğenlerim burada çalışıyorlar. Diyor ki dayı biz diyor babamın şeyi olmasa, evi olmasa yaşayamayız diyorlar. Yani iki insanın çalışması gerekiyor karı kocanın ki birisi kiraya gitsin, birisi hayatını idame ettirebilsinler. Bu gerçekten acınacak bir hal. Ben Avrupa'da şey yaşıyorum, aldığım aylığının 1/4, 1/3 kiraya veriyorum ve gerisiyle de gül gibi yaşayabiliyorum. Aynı şekilde iznime gelebiliyorum senede birkaç sefer. Normalde bizim insanımız da bunları hak ediyor normalinde. Yani aynı standartta olması gerekiyor. Ama maalesef yukarıdaki insanlar çok fazla nemalandığı için bir milletvekili maaşı atıyorum normal bir asgari ücretin belki bilmiyorum ama fiyat olaraktan belki 10 katı belki 20 katı olduğu halde diyor ki bizim vatandaşımız bununla geçinebilir. Geçinemez arkadaşım. Yani sen bir milletvekili olaraktan meclisin içerisindeki o lokantadan bedava yemek yiyeceksin ve bizim buradaki vatandaşımız simit yani en basit örneğiyle simitle karnını doyuracak. Yani bu Allah'tan reva mıdır ama yani? Meclis bedava değil. Onlara da zam geldi. Mesela evet, değil mi? 2 ay önce %100 zam yapıldı. 1 liraydı çay 2 lira oldu. Ya gerçekten çok üzüldüm yani. %100 zam aldı. Tüylerim diken diken oldu. Çok üzüldüm değil onlar mi? Adına. İbanesinler para gönderildi. Evet, yani bir deprem oluyor ve devlet olaraktan sen ona yardım etmen gerekirken ve şey açıyorsun yani, ibanları açıyorsun diyorsun ki buraya para gönderin. O zaman senin işin nedir yani devlet olaraktan? Onu sorgulamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Hükümet sen devletsen, yani hükümet yani. Yöneten kişilerden bahsediyorsun. Aynen, aynen. Yani çünkü devlet bizim başımızın tacıdır. Devletimizin noksan olduğunu düşünmüyorum ben. Yok, devletimiz başımızın tacı. O bizim kırmızı çizgimiz ama hükümetlerden bahsediyorum ben. Evet. Yönetenler, yani yönetenlerden arabada bahsediyorum. Arabada problem yok, şoförde sorun var. Aynen, aynen. Sen yani araba istediğin kadar güzel olsun. Aynen. Sen bilinçli bir şekilde gidip duvara tostarsan netice bellidir yani malumdur. Peki Avrupa'dan biz nasıl görünürüz abi? Avrupa evet Avrupa bizi kıskanıyor abi ya. Gerçekten Avrupa çok kıskanıyor. Bizi kıskanıyor. Çok kıskanıyor abi çok. Evet ben Almanya'dan geliyorum çok kıskanıyorum sizi. Neden kıskanıyorum? Abi senin ironi yaptığını anlamadım. Biliyorum biliyorum. Neden kıskanıyor? Ama bu millet 10 lira alıp gül gibi yaşıyor ve burada hala yani protesto dediğimiz veya ne bileyim çıkıp da kendisini böyle özgürce ya arkadaş bu parayla yaşanmaz diyemediği için Avrupa bizi kıskanıyor. Çünkü Avrupa'da böyle bir şey yok. Senin insan olaraktan yaşaman gereken temel bazı hakların var. Adam diyor ki sana bir fakirlik sınırı koymuş. Bu sınırın altında diyor sana maaş verilemez. Oradan sosyal mecraları sana bu parayı veriyorlar yani. Ya da şöyle bir şekilde kıskanıyor olabilirler. Almanya diyelim ki bir araba üretiyor. 30 bin euroya, 40 bin euroya satıyor. Evet. Burada aynı araba 17 milyona satılıyor mesela. Şimdi onda da haklısın. Adamlar hatta, diyor ki ulan biz bu kadar kazanmıyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim. Diyor olabilirler. Benim çalıştığım birimin müdürü bir Zeat 2008 model. Her tarafı full adam yeni geçirmiş şeyden, atölyeden. Her tarafını yaptırmış.
3000 liraya benim maaşım kadar. Gösterebilirim de. Hepim de var yani. 3000 euroya. 3000 euroya. Tamam mı? 3000 euroya bana dedi ki var istiyorsan al sana satayım dedi. Ben biraz düşüneyim dedim. Bir aylık maaşım. Evet benim bir aylık maaşım. Evet. 2008 model ama çok güzel bir araba yani. Binilebilecek bir araba. Seat marka. Biraz fazla uzun düşündüm herhalde. Birkaç hafta geçince o başka birisine 4500 liraya sattı. Önemli değil. Bir maaşımla kendimi götürebilecek bir vasıta alabiliyorum. Burada ben normal bir işçiyim yani metal işçisiyim. Ben soruyorum bir metal işçisi 2008'den bahsetmiyorum 2000 model bir arabayı hatta Tofaş diyelim yani en altta en basit bir arabayı bir maaşıyla alabiliyor mu? Eğer ki alabiliyorsa ben o hükümeti yönetenlerin alnından öpeceğim. Ya 85 ile 110 bin lira arasında falan şu anda. Şunu sormak istiyorum. 600 kişi ne iş yapıyor? Yani el kaldırayım kişi, abi. Şimdi 600 kişi maaş alıyorsun. Emekli oluyorsun. Tamam mı? Yani bir dönem iki dönem neyse mecliste bir varlığını gösteriyorsun. O da varlığın varsa yani. Tamam mı? Gösteriyorsun. Ondan sonra sana ölene kadar emekli maaşı bağlanıyor. Ya bu hak değildir yani. İslam yönünden bakarsan da hak değildir. Normal. Baktığın zaman da şey değildir. Yani böyle bir kimseye verilmemesi lazım. Böyle bir nasıl derler? Böyle bir güç veya böyle bir şey kimse, hak verilmemesi lazım kimseye. Ya sen 5 sene bu milleti sözüm ona paragraf içerisinde söylüyorum yönettin tamam mı? Ondan sonra bu milletin sırtında ölene kadar sen bir asalak gibi yaşıyorsun. Bu olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yanlışsam yanlışsın yani. Tenkit edebilirsiniz yani. Bunu da ben açayım. Ama şu çok önemli. Abi diyemez zaten. Şu çok önemli. Yani ben bir insan olaraktan geleceğim sana iki kürek şey atacağım evin yapılırken harç atacağım ve diyeceğim ki bu evinin dairesinin bir tanesi de ölenerek ben oturacağım. Niye? O harcı kararken ben de şey diyeyim ama sen bana bunun parasını vermişsin zaten. Daha benim ne demeye hakkım var yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bazı şeyleri iyi yapmamız lazım. İrdelememiz lazım. Dolayısıyla biz insan olaraktan diyorum. Eğer ki kendi tepkimizi gösteremiyorsak ve adalet sistemi çökmüş ise şayet bu memlekette bunu bir daha irdelememiz lazım, bir daha düşünmemiz lazım. Ben partiler basınlar gibi bir şey söylemiyorum. Partiler benim için bir ne derler? Piyondan ibarettir. Bugün vardır, yarın yoktur. Önemli değil. Önemli olan devletin bekasıdır yani. Ama bunu da lastiklediler. Kaldı ki şöyle de bir şey var. Galiba benim bildiğim kadarıyla siz daha iyi bilirsiniz de. Estağfurullah. Sadece milletvekilliği yapan yok değil mi? Yani illa birinin oteli var, birinin bir işletmesi var, ya geçenlerde, başka bir şey var. Evet, geçenlerde duydum. Sağlık Bakanı'nın zincirleme burada hastaneleri var. Ya bu nedir yani? Bizim bakanının otelleri var. Yani böyle bir şey var mı yani? Benim mesela benim komşum Almanya'da 3-5 oda ötede, yani 3-5 ev ötede belediye başkanıymış. Haberim olmadı benim yani, düşünebiliyor musunuz? Ama ben burada gıytırık, Etebosut'ta bir belediye başkanının önde bir tane şey, eskort, ortada kendi makam arabası, arkadan güvenlik. Ya sen kimsin ya? Devleti yöneten bir başbakan da değilsin, bir şey değilsin. Öyle bir gelmesi, ondan bir randevu alıp, tamam mı? Makamında bir şeyler konuşmak için, gitmen için 5-6 kalem şeyden geçiyorsun. Yok sekreteridir, yok bilmem nesidir. Ya bu nedir ya? Bir de dünya kadar araba alınmış. Tamam mı? Sen belediye başkanısın sana. Senin özel kalemine bir araba. Onun özel kalemine bir araba. Ya bu nedir ya? Bunun mazotu nereden geliyor? Ve de hepsi diyor ki ben diyor A8 binerim. İşte Mehmet Şimşek bunları bitireceğiz diyor ama. İnşallah. Güveniyor muyuz? Yok. Yok. Yani kesin ve net ben güvenmiyorum. Çünkü Ozan Arif'i tanır mısınız bilmiyorum. Rahmetli. O öyle demişti. Devlete olan güven duygumu sökerek aldılar benim sorgum demişti. C5'leri anlatırken. Ta 80'li yıllarda. O zamanlar bir içeri girmişti. O zamanlar işte bu C5'ler kurulmuştu. Bu şeylere, milliyetçi camiye, başka sol camiye da başka işkence yapılmıştı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ta o zamandan başlayaraktan, belki daha evveliyatından insanları devamlı böyle zaptırap altına alaraktan baskı, 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 baskı ve bu hale getirdiler. Koyun sürüsü haline getirdiler. Tepkisiz bir toplum. Tamam mı? Ne yaparsan yapsın. Tamam ya biz işte yaşıyoruz.
ben affedersin tezek yakarım ama Amerika'ya muhtaç olmam. Ya niye sen tezek yakacaksın? Başkaları böyle yakuzili makuzili yerlerde yaşarken sen niye tezeye mahkumsun? Onu bir düşünmesi lazım insanımız. Ya düşünce sistemini tamamen kaybettiler. Bir de şöyle söylemişti vatandaşın bir tanesi, üst düzey yöneticilerden. Ya biz okuyan insana değil de cahil insanın şeyine güveniyoruz, ferasetine. Okuma oranı arttıkça AK Parti'nin oylarının düştüğünü gözlemliyoruz demiş. Şimdi şunu söylemeye çalışıyor. Yani ben zırcahil olacağım, benim ferasetimle sen devlet yöneteceksin. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey olur mu ya? Zaten inanın istemiyorlar. Biat yani, edin istiyorlar. Ben burada, evet, ben burada gelirken, hani Ankara'dan İstanbul'a gelirken gençlerle konuşuyorum. Evet. Sık konuşuyorum. Evet. Ve soruyorum gençlere. Diyorum ki en son hangi kitap okudun? Dünya klasikleri var, ne bileyim başka kitaplar var. Ondan sonra düşünüyor. Düşünme süresi uzadığı zaman ben diyorum ki herhalde sen de en son Cin Ali'de kaldın. Tamam mı? En son Cin Ali'yi okuduktan sonra okumak hayatını bitirmiş çocuklar. Ve sadece hayatını kurtarma, bir an evvel kendisini başka bir yerlere atma peşindeler. Diyor ki ben Avrupa'ya çıkarsam kendimi kurtarırım. Ama benim neye ihtiyacım var Avrupa'da? Biz aynı standartı burada da yakalayabiliriz. Sadece o delikleri kapamamız lazım. Anlatabildim mi? Gelen çok. Fakat bir zip dediğimiz şey, altı hep delik olursa su kevgir gibi su tutmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ben şunu anlatmaya çalışıyorum kısa ve öz. Eğer ki biz millet olarak da bir silkinebilirsek, Orkun yazınlarında olduğu gibi demişlerdi o zaman da Türk, silkin ve kendine dön. Silkinebilirsek, üzerimizdeki asalakları betraf edebilirsek o zaman bir yerlere gelebiliriz. Onun haricinde o kadar çok yiyici varken düzelmenin mümkünatı yok. Hani diyorlar ya 5'li çetedir, 6'lı çetedir, 10'lu çetedir. Ya adamın vergisini siliyorsun ama bana onun borcunu yüklüyorsun. İşçi olarak da memur olarak da böyle bir dünya var mı yani? Ben daha ailem elime gelmeden sen benim bütün şeylerimi çekip alıyorsun, vergilerimi. Ondan sonra diyorsun ki ya kusura bakmayın. Ondan sonra ihale veriyorsun. Bir de altına imza atıyorsun. Buradan bu kadar araba geçerse size tamam. Geçmezse bunu ben devlet olaraktan finanse edeceğim. Böyle bir zihniyet de yok. 3 lira mal edeceğin şeyi 100 lira başkasına ihaleye veriyorsun. Yani diyorum ya bu tip şeyleri önünü kesmek lazım. Peki abi teşekkür ediyorum yorumlarına. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi esas olan o değil. Esas olan 1923'ten beri millet habamam sırtına biniyorlar. Ben kavim Yahudilik ve Masonluk kitabını yeni bitirdim. 1923'te Türkiye'yi Yahudiler ve Masonlar başladılar yönetmeye. 1923'ten beri hala günümüze kadar Yahudiler 25 sene önce ne dediler biliyor musun? Burada diyorlar ki biz diyor sene 1990 90 senesinde söylüyor bunu. Diyor ki biz diyor 25-30 sene içerisinde diyor Türkiye'yi öyle bir hale sokacağız ki bir tane Müslüman kalmayacak diyor. Hiç kalmayacak. Görüyoruz halkımız İslam'dan tamamen uzaklaşmış. Ve sadece böyle halkı işte geçim sıkıntısı bu gibi şeylere yoruyorlar. Adaletsizlik baştan bozuk. Bir milletten beri dedin ya abi. Evet. Yani bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde cumhuriyet olarak kurulmadı mı? Şimdi tamam da yani Mustafa Kemal'le bir alakası yok ki bunun. Ya, bu sistem Yahudiler kurdu bu sistemi. Sistemi nasıl kurdular peki abi? Yani cumhuriyet sisteminde mi problem var? Tabii. Baştan beri. Ne olması gerekiyor mesela? Ya sistem baştan bozuk. Mesela bak, nasıl yönetmek istiyorsunuz siz? Tam bir adalet sistemi. 1990'lı yılları hatırlıyorum. Dediler ki şeriat öcüdür, şeriat böyledir, şeriat kötüdür. Ama bakıyoruz ben senin kardeşini öldürsem şeriat devletinde. Gel bana, gel sana diyor. Seni çağırıyorlar. Gel bakayım kardeşim. 3 hakkın var diyor. Tamam mı? Ya serbest bırakırsın. Devlet sana önem veriyor. Seni önemsiyor o devlette. Ya serbest bırakırsın, ya diyetini öder, ya da kısas. Doğu'da, Güneydoğu Anadolu bölgesinde devamlı kan davalar oluyor. Neden oluyor? İşte bak bu yüzden oluyor. Devlet adaleti sağlayamıyor. Ama benim dediğim gibi, devlet sana hak tanımış, 3 tane hak tanımış. Tamam mı? O zaman kan davası olur mu? Peki abi şu anda senin bildiğin
Var mıdır hiç hapiste boşuna yatan, boşu boşuna hapis cezası çok, çeken? Çok insan var. Peki şu anda İstemedim. Böyle bir senin bahsettiğin gibi bir sistem gelse, adamda kısas dese, adamı öldürdükten sonra nasıl olacak bu iş? Yani işte daha şu anki cezalandırma hapis cezasıyla bile biz adamı daha doğru düzgün yargılayamıyoruz. İnsanın eline bıraktıktan sonra adamı kısas dedin, öldürdün. Sonra ne olacak? Sistem... Özür mü dileyeceksin yanlış yaptıysan? Yanlış olur mu? Ya daha bu sistemde yanlış oluyor. Adamı yanlışlıkla hapse yatırıyorlar. 30-40 sene bu kadar teknolojinin geliştiği bir dönemde. Kamera kayıtları var, ses cihazları var, kayıt cihazları var. Ne yapıyorlar yakalananı? İspatlayamıyorsun adamı. Yakalanan ne yapıyorlar? Boşu boşuna hapis yatıyor. Ne yapıyorlar yakalananı? Hapis cezası yatıyor ya adam. Hapis cezası. Mesela adam suçsuz ama hapis yatıyor. Ben bu adamı öldürdüm. Ben bu adamı öldürdüm. Abi kendi de hapis söyledi. Cezası verdiler bana. Tam şu an kesinleşmeyen... Bir cana kıyıyorsun sen, cana kıyıyorsun. Kesinleşmeyen milyonlarca ceza var, doğru mu? Boşuna yani, hapis yatan insanlar var. Sen niye yatmıyorsun? Sistem boşuna? Bozuk. Sen sistem. De boşuna yattın abi. Niye sistem. Şimdi niye yatmıyorsun? Ben şu anda yatmadım. Niye? Bir şeyin içinde değil. Niye? Bir şey demek ki bir şey de yapıyorsun. Bak ki, şimdi, sana bir şey diyeyim. Abi ben daha 15 gün önce hapisten tamam çıktım. Da, ev hapisinden şey çıktım. Sana bir şey röportaj yaptım abi. Hak mı? Ne röportaj yaptın? Hak ettin, hak ettin. Ha, hak ettin mi? Eyvallah. Ha? Hak niye? Mı sence? Niye? Röportaj yaptım için. Nasıl röportaj haber yaptım için. Ne haberi yaptın? Konuşan vatandaşı suçlu buldu. Beni suçu yaydım diye cezalandı. Canım bak bak. Ya biz ödeyeceğimizi ödedik ya. Boş yapmayın abi ya. Bakanların, milletvekillerin çocukları askerlik yapıyor mu? Evet, yapmıyor abi. Yapmıyorlar. Yapmıyor abi. Yani sistem tamamen bozuk. Her türlü alavere, dalavere. Evet. Aslında CHP, AK Parti diye bir şey yok. Evet. Tamam mı? Hepsi birbirine bağlı. Hepsi aynı zihniyette gidiyor. Birilerinin güdümünde çalışıyorlar bunlar. Kimin güdümünü abi? Her şey askerlik yapsın değil mi? Dünyayı yönetenlerin güdümünde. Tamam mı? Yahudilerin güdümünde. Sen ne diyorsun? Türkiye bile şu anda Yahudilerin güdümünde. Erdoğan dünya lideri diyorlar ama abi. Geç onu, geç. Hepsini geç. Ben hiçbir partiyi tutmuyorum. Evet. Hepsine karşıyım. Milletvekili ne demek? Milleti temsil eden, mecliste verilen kararlara ön ayak o değil. Milletvekili bak, milletin. Milletin vekilidir. Heh. Milletin yani, vekili bak. Halkın için yetmiş oluyor. Sen milletvekilisin, benim vekilimsin. Bazı şeyleri yapamazsın. Senin patronun benim, ben. Ben senin patronunum. Evet. Bunu ben şimdi, milletvekili olarak şimdi, ben senin patronum, milletvekili. Sen benim paramla sen maaş alıyorsun. Evet. Her şey, ama milletvekili seçildikten sonra daha seni tanımıyor. Diyor ki ben seni tanımıyorum, senin patronluğunu kabul etmiyorum diyor. Doğru. Ama milletvekilinin bir düğmesini sök bakayım. Ya işte bu adalet değil.